Eren. Süper. Seyra. Allah Allah. Nerede bu kız bu sefer? Seyran. Seren Hanımcığım, bize söyleseydiniz biz hazırlardık, size zahmet oldu. Vallahi hiç zahmet gibi gelmiyor Şefik Hanım. Kocama kahvaltı hazırlıyorum. Elime mi yapışacak, ne olacak ki? Ya asıl siz ayakta kaldınız Şefik Hanım. Ne olur oturun artık. Bakın gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum, böyle kötü hissediyorum. Yoksa bir daha giremem mutfağa. Lütfen ya. Hiç olur mu? Hep girin. Seren Hanımcığım, unutmadım daha. Daha biz sizinle çok baklavalar açacağız. Ben de unutmadım. En yakın zamanda inşallah Şefik Hanım. Aa, Seyran Hanım. Günaydın Latif Bey. Günaydın. Bu sabah Feride kahvaltısını ben hazırlayayım dedim de. O yüzden birazcık mutfağa dağıtmış olabilirim, kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah. Eminim Ferit Bey çok mutlu olacaktır. Uyanınca olacak inşallah. Uyanmış. Alo, küçük beyim. Seyran Hanım burada, merak etmeyin. Size bir sürprizi var da. Sürpriz mi? Aa. Nasıl sürpriz? İyi mi kötü mü? Bence seveceksiniz. Birazdan yanınıza gelir zaten. Tamam Latif Bey, sağ ol. Neyse. Rahmetli büyük hanımdan beridir hiç kimse bu yolda eşine böyle özen göstermemişti. Allah sizden razı olsun Seyran Hanım. Sağ olun Latif Bey. Afiyet olsun. Kusura bakmayın birazcık dağıttım ama. Ay olur mu öyle şey? Hemen size kapıyı açayım. Uyandıysa hemen götüreyim ben. Çok teşekkür ederim tekrardan. Kolay gelsin. Afiyet olsun size. Maşallah ya. Gülgün Hanım, Hasım Hanım kocaları işine gittiğinde aç mı top onunla değil. Bu küçük gelin başka, ayrı. Bundan sonra Seyran Hanım'a küçük gelin demek yok. Ya Seyran Hanım ya da gelin hanım diyeceksiniz. Kimsenin de mutfakta dedikodusunu yapmayın. Peki Latif Bey. Latif Bey, İfakat Hanım akşamdan kahvaltıya inmeyeceğini söyledi. Bilginiz olsun. Tamam, ben ona güzel bir tabak hazırlarım, merak etme. Ne münasebet. Kafanıza göre iş yapmayı bırakacaksınız. Siz Halis Hanım'ın dediğini duymadınız herhalde. Bundan sonra evin düzeni bende. Ben ne dersem o olacak. Hanımın rahatsızlandı mı? Bana bildirecek. Yoksa odasına kahvaltı çıkarmak ayrıca yok. Herkes kahvaltı masasına inecek. Latif Bey. İfakat Hanım'la bizi karşı karşıya getirmeyin. Kes yeter. Sizin diliniz fazla uzadı ha. Şefika Hanım, haftalık menüye geçiyoruz. Yarın hazır et, kontrol edeceğim. Eğer birisi ek bir şey isterse önce ben onaylayacağım. Sultan Hanım, Dicle, ilk fırsatta kilere gidin, bir alışveriş listesi hazırlayın. Ne eksik ne fazla görelim. Yusuf, kapıdakilere söyledim, sana da söylüyorum. Yalıya girip çıkan her araçtan haberim olacak. Anladınız mı? Anladınız mı diyorum size? Anladık. Anladık Latif Bey. Edin kahvaltınızı, sonra hemen işinizin başına.
Vallahi yandık. Hem de ne yandık. İfakat Hanım'ımı mumla aratacak bize. Günaydın. Günaydın. Bak bak bak, sen sabahın bu karanlığında kalktığında kocana asayi bollar mı hazırlıyorsun? Şu asayi bol yerine seni yerim. Tamam, cıvama hemen Ferit. Seyran'ım benim ya. Ben seni hiç hak etmiyorum değil mi? Farkındayım. Da sen buradan bakınca böyle bir eğitilebilir gibi duruyorsun Ferit. Böyle yardımsız, tek başına hazırlanmalar falan. O kadar güzel yapmışsın ki. İstediğini söyleyebilirsin. Yeter ki bana bunlarla gel. Alışma hemen. Şimdi şöyle bir şey var. Ödül, ceza sistemi uygulamaya karar verdim senin üzerinde. O ne? Yani sen ruhsal olarak agresif bir çocuk olduğun için her iyi yaptığın şeye ödül, kötü yaptığın her şeyde ceza alacaksın bundan sonra. Ya sen beni nasıl bu kadar seviyor olabilirsin ya? Sabahın köründe kalkıp nasıl bunu yaptın bana? Canım karım benim. Ay Ferit. Bir şey soracağım sana. Aşk güzel şeymiş ama. Kabul et. Anlatsana biraz. Hayatında ilk kez böyle bir şey yaşıyorsun. Merak ediyorum duygularını. Ya sen daha birkaç saat önce şu yatakta küçük Emrah gibi gözlerini bana dikmiş, seni seviyorum Seyran'cığım diyen Ferit sen değil miydin ya? Ne oldu? O ne ya? Ben sözümün arkasındayım. Ben her zaman sözümün arkasında biriyimdir. Sen de biraz benim gibi mi olsan acaba? Açık açık söyle bana ya. Ben de sana çok aşığım Ferit. Çok seviyorum ulan seni. Yaramazlık da yapsan, şımarıklık da yapsan, seviyorum işte seni. Ne yapayım desen ne olur sanki? Ferit'ciğim, benden kolay çıkmaz o tarz laflar seninki gibi. Benim için çok kıymetli, çok değerli bu tarz şeyler. E sen tabii alışkınsın böyle şeyleri saçıp savurmaya, bu lafları etrafına. O yüzden benden de aynı şeyi bekleme, tamam mı? Oldu mu? Önce hak edeceksin. Hak edeceğim. Daha neyi hak edebilirim ben Seyran? Ya ben senin babanın önüne atladım ya. Kurşunların önüne siper oldum. Ne yapabilirim daha? Benim yerimde kim olsa bunu yapabilirdi sence? Kimse. Neyse ki ikimiz de çok iyi biliyoruz beni ne kadar çok sevdiğini. Elbet bir gün söylersin. Bekleriz. Sorun değil. Sen bu kafayla devam edersen daha çok beklersin Ferocuğum. Çok. Nasıl yapmışsın ya sen bunu vicdansız? Baksana tadına. Bayağı iyi yapmışım. Ne? Ben de çok şaşırdım. Gel hadi gel. Bir öpücüğümü hak ettin. Ellerine sağlık. Ferit, hayır. Hayır, uslu durur musun lütfen? Yoksa bak ceza geliyor. Ha Seyran ya. Uslu uslu yaptım işte kahvaltımı. Ödülümü istiyorum hadi. Ödülümü istiyorum, ödülümü istiyorum. Ay tamam. Diyer misin artık asayi boğulmanı yoksa geç kalacaksın işe? Tamam. Yiyeceğim. Bak sana söz verdiğim gibi fırtınalar estireceğim, fırtınalar. Öyle bir tasnifler yapacağım ki sen bile şaşacaksın. Peki. O sağdağı gününü göstereceğim. Geç kalıyorum hadi. Hadi git. Ellerine sağlık karım benim. Afiyet olsun. Şapşal.